Merhaba, ben Eurovision'dan Erdem. Bu videoda fonksiyonların linearizasyon denklemlerini yazacağız. Başlayayım. Genel neydi? Genel hali linearizasyon fonksiyonun. Fx yaklaşıktı, şu dalgalı. Lx fonksiyonuna. Lx fonksiyonu da eşitti. Mesela x eşittir a'ya yakın değerler için linearizasyon yazıyor olalım. F a artı f'in türevinde a çarpı x eksi a. Bunu zaten grafiksel yorumunu Emre Hoca anlatmıştı. Konu anlatımında. O zaman tüm sorularımız aynı arkadaşlar. Soru şu. Verilen fx fonksiyonuna istenen x noktası için linearizasyonu yazınız. Yani bu linearizasyon mesela x eşittir 1 noktasındaki linearizasyonu yazdığımızda hangi değerler için kullanılabilir bu? İşte x eşittir 1.1, x eşittir 0.99 bu gibi değerler için linearizasyon fonksiyonunu kullanabiliriz. Ama mesela x eşittir 3 yazarsak x eşittir 1 için yazılan bir linearizasyon fonksiyonuna çok kötü bir değer elde ederiz. Yani gerçek değerine hiç yakın olmaz. Bunu da zaten size linearizasyonu yazdıktan sonra göstereceğim. Bakalım. Bize şimdi ne lazım? F'in türevi lazım, değil mi? Her soru için f(x)'in türevini bulmamız gerekiyor önce bir. Başlayalım. F(x)'in türevi. Bu soru için nedir? 2x'tir. Neyi bulmamız lazım? F a ve f'in türevinde a. A'lar ne bu soruda? X eşittir. Pardon, a eşittir 1 bu soru için. O zaman f1 ve f türevinde 1 bulmamız gerekiyor. F1 nedir? 1'in karesinden 1'dir. F'in türevinde 1 ne? 2 çarpı 1'den o da 2'dir. Peki, linearizasyonumuzu yazmaya çalışalım. F1 artı f'in türevinde 1 çarpı x eksi 1. O zaman linearizasyon fonksiyonumuz fx yaklaşık, değil mi? Linearizasyona aynı değil asla. F1 neydi? 1 artı f'in türevinde 1 ne? 2. X eksi 1. Mesela dedim ya size bu x için 1.1, 0.99 falan yazmak daha uygun olur. 3 falan yazılmaz. Neden? 3'ü yazmayı deneyelim. 3 eksi 1, 2. 2 çarpı 2, 4. 4 artı 1, 5. Halbuki gerçek 3, x eşittir 3 noktasındaki fonksiyonun gerçek değeri 3'ün karesinden 9. 9 nerede? 5 nerede? Neredeyse hani %100'lük bir hata payı oluyor gördüğünüz gibi. Yani sadece istenen x noktasına çok yakın değerler için kullanılabilir bu linearizasyon fonksiyonu. O zaman alttakini yazıyorum. Ne lazım da fx'in türevi? Fx'in türevi nedir? Tabii ki 1 bölü 2 kök x artı 1'dir tabii ki. Ve f1 pardon f0 ne? A'mız burada 0. 0 yakınındaki noktalar için linearizasyon yazıyoruz. F0 ne? Kök 0 artı 1'den. Kök 1 o da 1. F'in türevinde 0 ne peki? O da 1 bölü 2. Çok rahat görebilirsiniz. O zaman linearizasyon fonksiyonunu yazıyorum. Fx neydi? F0 bu soru için f'in türevinde 0 çarpı x eksi 0. O zaman Lx neydi? Neymiş? F0 ne? 1. Artı f'in türevinde 0 ne? 1 bölü 2 çarpı x eksi 0 da 0. Linearizasyon fonksiyonu bu arkadaşlar. Hemen şu soruya geçelim. Fx'in türevi. 100 çarpı x üzeri 99. F eksi 1 ne? Eksi 1 üzeri 100. O da 1 yapar galiba. F'in türevinde eksi 1 ne peki?
Eksi 1 de 99, eksi 1, eksi 1 çarpı 100 de eksi 100 tabii ki. O zaman fx yaklaşık lx'e, o da f eksi 1 artı f'in türevinde eksi 1 çarpı x eksi eksi 1, değil mi? Eksi 1 yakınındaki x değerleri için yazıyoruz çünkü. O zaman lx nedir? F eksi 1 ne? 1. F'in türevinde eksi 1 ne? Eksi 100. O zaman şöyle eksi 100 çarpı x artı 1. Linearizasyonları bu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Çok uzatmaya gerek yok. Burada hani 100 tane soru yazsak yine aynı mantık. Önemli olan mantığı tabii ki böyle kullanıyoruz. Teşekkürler.